Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Çıtır çıtır KFC Popeyes'te yediğiniz çıtır tavuk tarifim var sizler için. Şöyle ben göğüs tercih ettim. Jülyen şeklinde keseceğim. Sevgili dostlarım, siz butla yaparsanız kemiksiz butla daha da güzel sonuç alabilirsiniz. Daha yumuşacık olabilir. Tabi bunu biraz marine etmemiz gerekecek. Dilerseniz aceleniz varsa etmeye de bilirsiniz. Böyle inceltiyorum tavuk göğsünü. Daha sonra da jülyen olacak şekilde böyle dilimliyorum. Sevgili dostlarım, şöyle baharatlarım var. Onları yine açıklama kısmında yazacağım. Bir dolu kaşık tuz ilave ediyorum. Silme olacak şekilde baharatları ilave ediyorum. Çünkü diğer malzemelerinde de kullanacağım. Köri, karabiber, kırmızı toz biber. Hepsinden bir çay kaşığı kullanıyorum sevgili dostlarım. Şöyle zerdeçal, sevmediklerinizi kullanmayabilirsiniz. Zencefil ve sarımsak tozu. Varsa soğan tozu da kullanabilirsiniz. Sarımsak tozunu da ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Karıştırmadan önce şöyle hafif zeytinyağı veya sıvı yağıyla daha iyi marine olsun diye güzelce ovalayacağım. Soğan tozum olmadığı için ben sarımsak tozu kullandım ve soğanın da şöyle suyunu sıkıyorum sevgili dostlarım ve güzelce yoğuracağım. Daha sonra 20 dakika veya yarım saat kadar üstünü streçleyip bırakın. Sevgili dostlarım, şimdi sıvı bir, çok sıvı bir bulamak için hamurum var. Onun için şöyle bir su bardağı un, bir su bardağı nişasta. Yine aynı baharatlardan şöyle çay kaşığı ilave ediyorum. Hepsinden silme olacak şekilde ilave ediyorum. Sevgili dostlarım, çok fazla kullanmıyorum. Tuzu da yine silme olacak şekilde. Köriyi de azar azar şöyle göz kararı yapabilirsiniz dilerseniz. Şöyle zerdeçal. İsterseniz sevmediğiniz baharatlar varsa kullanmayabilirsiniz sevgili dostlarım. Zerdeçaldır, zencefildir. Yani bunları kullanmak zorunda değilsiniz. En önemli olan şey de biraz sirke kullanacağız ve kabartma tozu kullanacağız. Sevgili dostlarım, bir çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozunu da ilave ediyorum. Şöyle güzelce kabartsın. Çıtırlık vermesi için de çeyrek çay bardağı bile değil. Yani şöyle dibinde 2 yemek kaşığı kadar şöyle sirke ilave ediyorum. Ve suyunu da ilave ediyorum. Öncelikle yarısını ilave edelim. Şöyle bir çırpalım. Biraz daha ilave ediyorum. Şöyle sıvı bulayabileceğimiz bir kıvamda olacak. Bir yarım bardak daha ekledim. Şimdi hiç topak kalmayıncaya dek çırpıyorum. Toplamda 1,5 klasik su bardağı su eklemiş oldum. 1,5 bardak gayet güzel kıvamı tam bu şekilde, çok da akışkan olmasın. Bu esnada şimdi tadına bakıyorum. Hangi baharatı yoğun istiyorsam ondan koyacağım ve tuz ilavesi yapmam gerekiyorsa tuz ilavesi de yapacağım. Bence biraz daha tuz ilave edebilirim. Şöyle bir fiske daha tuzunu ekledikten sonra güzelce şöyle karıştırıyorum ve diğer aşamaya geçeceğim hemen. Sirkeyi biraz az buldum. Kesinlikle sirke tadı yok sevgili dostlarım. Ben birazcık sadece kendi arzu ve isteğime göre soya sosu ekliyorum. Soya sosu gerçekten tavuklara aşırı derecede lezzet veriyor sevgili dostlarım. Mutlaka tavsiye ederim. Ya tavuğu ovalarken koyabilirsiniz. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar, ya da sosuna ilave edebilirsiniz. Şimdi hemen yine lezzetine bakacağım. Soya sosu tavuklara aşırı yakışıyor. Çok güzel olmuş. Şimdi diğer aşamaya geçebilirim. Bir klasik su bardağı un. Bu da en üstüne bulacağımız tarifim. Bir de aynı bardak ölçüsüyle nişasta. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Yine aynı baharatlarda istediğiniz kadar yine ekleyebilirsiniz buraya da. Çok acılı istemiyorum ben. Fazla acı eklemeyeceğim. Tuzlu olsun. Tavuğa tuz gerçekten yakışıyor. Şöyle bir çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Çok az köri
ilave edeceğim ki körünün böyle baskın tadını da almak istemiyorum. Daha çok böyle sarımsaklı bir sos istiyorum. Sevgili dostlarım mutlaka deneyin. Çok lezzetli bir tariftir. Birçok tarife baktım gerçekten ama daha çok bu tarifi beğendim. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Ayrıca size şunu da söylemek istiyorum. Lezzetli Tencere YouTube kanalıma abone ve beğeni yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Destek veren de tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarım bir tane yeni kanal açtım. Aslı ile Hayatın İçinden isimli bir de yeni kanalım var. Oranın da linkini ve bütün kullanmış olduğum malzemelerin de ölçülerini yine açıklama kısmında yazacağım. Kanallarımın linkini de bırakacağım. Dilerseniz bakıp göz atabilirsiniz. Şimdi yapmış olduğum karışımı tavuğun tamamına aktarıyorum ve güzelce buluyorum sevgili dostlarım. Hepsine gelsin şöyle bulansın. Bir yandan da yağını kızdırıyorum. Kızgın yağda pişireceğiz. Sevgili dostlarım daha önceden kızartmış olduğum tavuk vardı. Onun yağını tekrar kullanıyorum. Güzelce kabın sonuna kadar kalan soslarını da şöyle döktüm. Güzelce şöyle 15 dakika kadar böyle dinlendirdim. Şimdi alıyorum. Şu unlu sosa batırıyorum ve iyice buluyorum sevgili dostlarım. İyice buluyorum. Buluyorum. Güzelce de çırpıyorum ki ona gelip de unu da yağ gelip de unları yağı mahvetmesin diye. Şimdi şöyle alacağım tekrar. Tekrar şöyle buluyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım sevgili dostlarım. Gerçekten sosu ve tavuğu tam eşit geldi birbirine. Çok güzel bol soslu oldu. Ben 4 tane tavuk göğsü kullandım. Sizler dilerseniz biraz daha az veya çok kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sosun da tadına tuzuna baktığım için o da çok güzel oldu. Şimdi hepsini kızartıyorum. Çok kızgın yağ olsun sevgili dostlarım. Şöyle de bir kere daha şöyle eleyeyim. Kızgın yağda pişirelim. Hemen pişenleri alıyorum. Diğerlerini diziyorum. Şöyle unlarını çırpıp güzelce diziyorum. Sevgili dostlarım gerçekten çok güzel oldu. Bilmiyorum çıtırtısını duyabilecek misiniz ama çok sıcak. Şöyle göstereyim bakın. Çok sıcak olduğu için tutamıyorum, affedin. İçi de gayet pişkin. Sevgili dostlarım muhteşem bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Facebook sayfama ve YouTube kanallarıma desteğinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.